позицию девушка провожала бойца. Bolşevikler iktidara geldiklerinde Rusya nüfusunun büyük bölümü köylerde yaşıyordu. Köylülerin hayat şartları ise hiç parlak değildi. Çoğu yetiştirdiği ürünle ancak kendi ailesini besleyebiliyordu. Rusya'nın dondurucu kışları verimli bir tarıma imkan tanımıyordu. Lenin 1918 yılında aldığı bir kararla zaten sefalet içinde yaşayan milyonlarca köylüyü çok daha büyük bir felakete sürükledi. Özel mülkiyet ortadan kaldırılacak ve bunun için köylülerin mahsullerine devlet tarafından el konulacaktı. Lenin bu işi sağ kolu sayılan Çeka şefi Felix Czerwinski aracılığıyla yürüttü. Acımasızlığıyla ünlenmiş olan Czerwinski'nin yönetimindeki Çeka polisleri Rusya'nın dört bir yanındaki köyleri basarak köylülerin mahsullerini ve hayvanlarını silah zoruyla toplamaya başladılar. Her çiftçi için Bolşeviklere vermesi gereken bir kota belirlenmişti. Ancak bu kotayı tamamlayabilmek için çoğunun elindeki tüm mahsulü vermesi gerekiyordu. Direnmek isteyen köylüler en vahşice yöntemlerle susturuldu. 14 Şubat 1922'de inceleme yapmak üzere bölgeye giden bir müfettiş, Omsk bölgesindeki uygulamaları şöyle anlatıyordu. Zoral'ın birliklerinin haksız uygulamaları akıl almaz boyutlara ulaştı. Tutuklanan köylüler sistematik biçimde soğuk hangarlara kapatılıyor, kırbaçla dövülüyor ve ölümle tehdit ediliyor. Teslim etmeleri gereken kotanın tamamını doldurmayanlar elleri kolları bağlanıp çıplak bir şekilde köyün ana caddesi boyunca koşmaya zorlanıyor ve sonra da soğuk bir hangara tıkılıyor ve bayılana kadar dövülüyor. Lenin, köylüler için belirlediği kotanın doldurulamadığını gördükçe çılgına dönüyordu. Sonunda zor alımlara direnen bazı bölgelere 1920 yılında korkunç bir ceza verdi. Bu köylülerin sadece mahsulleri değil, aynı zamanda ellerindeki tohumlar da toplanacaktı. Tohumların toplanması, köylülerin yeni mahsul üretememeleri anlamına geliyordu. Yani yiyecek hiçbir şeyleri kalmayacaktı. Bunun sonucunda kıtlık başladı. 1921 ve 22 yıllarında Rusya sınırları içindeki 29 milyon insan kıtlıkla pençeleşti. Ve tam 5 milyon insan açlıktan kıvranarak can verdi. Lenin ise tüm bu vahşeti keyifle izliyordu. Ona göre kıtlık son derece faydalıydı. Bu kıtlık sayesinde insanların Allah'a ve dine olan inancının kırılacağını ve komünizme boyun eğeceklerini hesaplıyordu. Tüm dünyada yankı uyandıran Komünizmin Kara Kitabı adlı eserde Lenin'in bu şeytanca düşüncesi şöyle anlatılır. Arkadaşlarından birinin hatırladığına göre Lenin açlığın birçok olumlu yanları olduğunu açıkça ifade etmekten çekinmiyordu. Şöyle diyordu: açlık bizi amacımıza yaklaştıracak ve kapitalizm sonrası aşama olan sosyalizme ulaşılacak. Açlık yalnızca çara değil, Tanrı'ya olan inancı da yok edecek. Lenin, 19 Mart 1922'de Politbüro üyelerine gönderdiği bir mektupta da şöyle yazıyordu: durum bizim lehimize.
Yolların yüzlerce, binlerce cesetle dolu olduğu tam da şu an kilisenin mallarına yaman, acımasız bir enerjiyle el koyabiliriz ve dolayısıyla da koymalıyız. Sadece açlıktan kaynaklanan ümitsizlik kitlelerde bize karşı hoşgörülü davranışlara yol açabilir veya en azından bize karşı yansız olabilirler. Sovyet arşivlerinde bulunan bu yazışmalar, Lenin'in 5 milyon insanın hayatına mal olan korkunç kıtlığı kasten çıkarttığını göstermektedir. Bu arşivleri yıllarca araştıran tarihçi Richard Pipes da The Unknown Lenin, yani Bilinmeyen Lenin adlı kitabında aynı sonuca varır. Lenin, insanlığın geneli için küçümseme dışında hiçbir his beslemiyordu. İnsanların onun için hiçbir anlamı olmadı. Kitlelere bir metal işçisinin demir cevherine davrandığı gibi davranıyordu. Buraya kadar gördüğümüz tarihsel gerçekler insanlığa önemli bir ders vermektedir. Yanlış fikirler insanları ve toplumları büyük felaketlere sürükleyebilirler. Komünizm yanlış bir fikirdir ve 20. yüzyılda dünyaya büyük acılar yaşatmıştır. Komünizmin en temel yanılgılarından biri ise çatışmanın değişmez bir doğa yasası olduğunu sanmasıdır. Sözde bilimsel temelini Darwin'in evrim teorisinde bulan bu görüş, insanlar arasındaki farklılıkların mutlaka çatışma, kavga ve savaş nedeni olması gerektiğini öngörür. Diyalektik denen bu görüşe göre her sınıf, her ülke, her toplum bir diğeriyle çatışma içinde olmak zorundadır. Ve bu doğanın bir kanunudur. 20. yüzyıla damgasını vuran bu görüş, hem bu filmde incelediğimiz komünist vahşetin, hem de ona karşı gibi gözüken faşist vahşetin aslında ortak kaynağıdır. İnsanlığın bu vahşet çarkından kurtulması ancak dünyadaki varlık amacını bilmesiyle mümkündür. İnsan, Darwinistlerin, komünistlerin ve faşistlerin sandığı gibi rastlantılarla ortaya çıkmış ve çatışmak için yaşayan bir hayvan türü değildir. İnsan Allah tarafından yaratılmış ve onun ruhunu taşıyan şerefli bir varlıktır. Ve yaşamının amacı da Allah'ın kendisine öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamak ve eğitilmektir.